Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme. Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugünkü konuğum, sivil toplum lideri ve gençlik kolaylaştırıcısı Tuğba Çal. Hoş geldiniz Tuğba Hanım. Hoş buldum, selamlar. Ben sizi dinleyicilerimize kısaca tanıtayım. 9 Eylül ekonometri bölümü mezunusunuz. Mezun sonrası bir dönem Özyeğin Üniversitesi'nde öğreniminizle ilgili olarak veriyle çalıştınız. Sonra sivil toplum kuruluşları ile ilgili sayfa açılıyor hayatınızda. Şu an yöneticiliğini üstlendiğiniz Çelikel Vakfı, Eğitim Vakfı'nın bağlantılı olduğu ANEL grubunda yetenek yönetimi ve geçtiğimiz yılın başından beri de grubun kurumsal ilişkiler ve kurumsal sosyal sorumluluk komitesi üyesisiniz. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunda gönüllülük faaliyetleriniz var. Bunlardan biri de Köy Okulları Değişim Ağı, KODA Derneği. Onu da öğretmen ağı ile ilgili yaptığımız bölümde ben ona değinmiştik. Öncelikle bu kadar işi yapmak için gücü kendinizde nasıl buluyorsunuz? Yoksa bunlar mı size güç veriyor? Öyle sorayım. Bu güç mü yoksa aslında kendinizi iyi hissettiğiniz alanlarda gerçekleştirmek mi, kendinizi tamamlamak mı? Belki de hani böyle yaklaşmak daha kapsayıcı ve daha karşılık bulan bir tanım olabilir benim için sanıyorum. Çünkü hakikaten kendimi gerçekleştirdiğime inanıyorum. Varlık sebebime aslında hizmet ettiğime çok inanıyorum ve bunlar bana hakikaten iyi geliyor. Benim iyi oluş halimi de destekliyor. O nedenle de aslında arzu ettiğim alanlarda katkı olabildiğim için kendi hikayemi destekleyen, kendi varoluş amacıma katkı sağlayan süreçler ve programlar, projeler olduğu için aslında herhangi bir güce ihtiyaç duymuyorum. Gücün kendisi sanırım bu tam olarak. Harika. Peki biraz bugün hem bu sivil toplum faaliyetlerinden bahsedeceğiz, hem yaratıcı dramadan konuşacağız, hem de points of view yönteminden bahsedeceğiz. Ama isterseniz şeyle başlayalım. KODA'da ve Çelikel Eğitim Vakfı'ndaki faaliyetlerinizden, Alev Topları çok güzel bir proje, yani evet. Hikayesi de çok güzel bir proje. Mesela ondan bahsedebilirsiniz belki. Çelikel Eğitim Vakfı'nda yaklaşık 8 yıl kadar önce çalışmaya başladım. Öncesinde bahsettiğiniz gibi Özyeğin Üniversitesi'ndeydim. Özyeğin Üniversitesi'nde çalışırken şunu gözlemliyordum kendime ilişkin. Gençlerle birebir temas halinde olduğum anlar bana çok keyif veriyordu. Birebir temas ederek onlara katkı sunabilmek, onların seçim süreçlerine katkı olabilmek bana çok iyi geliyordu. Ve dedim ki ya ben gençlerle daha iç içe olabildiğim, onların gelişimine daha çok katkı olabildiğim, onların yaşamla yapıcı ilişkiler geliştirebilmesine daha çok katkı olabildiğim bir alanda çalışmayı seçiyorum ve o süreçte bir arayışa çıktım. Çelikel Eğitim Vakfı ile yolum böylelikle kesişti. Hedef kitlesi 15-24 yaş arası gençler. Yani tam da aradığım şeydi hakikaten. Tabii bir yandan da çok tedirgindim. Çünkü daha önce bir sivil toplum deneyimim yok. Ve hani evet, üniversite yıllarımda gönüllülük esasıyla katkı olduğum çeşitli oluşumlar olmuştu. Ancak burada profesyonel olarak varlık göstermek söz konusuydu. Ve aslında özel sektörde de faaliyet gösteren bir kuruluşun desteklediği bir eğitim vakfı. Özel sektörle de iç içe aslında. Tamamen bir sivil toplum örgütü diyebilmek de çok gerçekçi değil. Ve Çelikel Eğitim Vakfı'nda çalışmaya başladığım ilk günden bu yana aslında önceliğimiz tabii ki de bu sivil toplum örgütünün süreçler bağlamında sürdürülebilirliğini sağlayabilmekti. Yani daha çok sistem ve süreç geliştirme odaklı çalışmalarda bulunabildim. Sonrasında aslında yürüttüğümüz eğitim, gençlik ve burs programlarının niteliğini daha çok nasıl arttırabiliriz? Onları nasıl kapsayıcı yapabiliriz? Nasıl bağlantısal bütünlük perspektifinde değerlendirip birbirine entegre edebiliriz? Çünkü programlara gençleri seçme ve yerleştirme süreçlerimizde yetkinlik bazı mülakatlar da söz konusu. Yani aslında özel şirketlerin insan kaynakları süreçlerinin gençler bazında uyarlanmış versiyonlarını burada birebir yürütüyorduk. Tüm bunların yeniden niteliklerinin gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi, daha nitelikli hale getirilmesiyle uğraştım. Ve aslında burada uzun yıllar boyunca çok böyle küçük ekiplerle ilerleyebilmek, profesyonel kadro anlamında
A'dan Z'ye her türlü sürecin içerisinde varlık gösterebilmeme katkı sağladı. Bu bir taraftan yorucu bir şey. Ancak bir taraftan da aslında bu son dönemlerde bahsedilen T insanı da tanımlayan bir şey. Yani belli alanlarda derinlemesine uzmanlık kazanırken aslında belli alanlarda da yüzeysel de olsa bilgiye sahip olabilmek ve tüm bunları entegre ederek aslında bu sivil toplum örgütünün varoluş amacına katkı sağlayabilmek. Hakikaten çok kapsayıcı. Dolayısıyla bir sivil toplum örgütünün tüm fonksiyonlarında deneyim elde edebilme fırsatım oldu burada. Ve bu süreçte tabii sivil toplum örgütünde çalışırken kaynağın kendisi olmaya başlıyorsunuz zamanla. Yani dış kaynakları nasıl geliştirebileceğinize odaklanırken aslında iç kaynaklarınızı da nasıl geliştirebileceğinize odaklanıyorsunuz. Ve birbirini destekleyen bir ekosistem yaratmaya çalışıyorsunuz. Ve bu süreçte ya evet gençlere işte dışarıdan eğitim danışmanlık hizmeti alarak çeşitli programlar yürütüyoruz ancak ben acaba hem gençlere hem de bu ekosistemi de destekleyen eğitimin diğer aktörlerine nasıl katkı olabilirim diye arayışlara girdim ve yaratıcı dramayla da yolumun kesişmesi, Point of View'yla da yolumun kesişmesi, sonra buralarda edindiğim bilgi, deneyim ve katkıları aslında farklı sivil toplum örgütlerine de aktarmaya olan arzum beni işte köy okulları değişim ağı ile buluşturdu, öğretmen ağı ile buluşturdu. Daha öncesinde Hasan Faydası Çok Eğitim Vakfı, şu an Faydası Çok Vakfı olarak bilinen. Yine bununla birlikte şu anda Mikrofon ismiyle aslında bilinen, öncesinde Ebursum olan sosyal girişim platformunun kuruluş yıllarında da katkı sağlayabilmek. Yani zamanla bu kaynak olma halinin aslında farklı sivil toplum örgütlerine de yansıması olarak düşünebiliriz bu süreci. Çelikel Eğitim Vakfı'nda yolculuğum devam ederken tabii KODA'yla da Çelikel Eğitim Vakfı aracılığıyla tanıştım. Sevgili Mine, KODA'nın kurucusu. Mine'yi ben bir söyleşte dinleme fırsatı buldum. Hemen Instagram'dan takibe geçtim. Hemen mesaj attım. Dedim ki biz seni bizim Samsun'un Kavak ilçesindeki liseli gençlerle buluşturmalıyız. Çünkü Kavak Samsun'a 50 kilometre uzaklıkta. Hakikaten kırsal denilebilecek bir ilçe. Öğrencilerin okul bahçesinden dışarıya çıktıklarında kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştirebilecekleri hiçbir kaynak ve ekosistem yok. Ve yatılı bir okul. Yani sadece Samsun ve çevresinden değil, Türkiye'nin dört bir yanından öğrenci alan bir fen lisesi. Ve biz oradaki gençleri rol model olan liderlerle buluşturmayı hedefliyoruz yürüttüğümüz programlar çerçevesinde ve Mine'yi aldım. Hadi gidiyoruz dedik ve Kavak'a gittik. Rıdvan Çeliker Fen Lisesi'nde tüm öğrencilere yönelik söyleşi serisi düzenledik. Ve hakikaten katkısı kazanımları çok yüksek bir söyleşi serisi oldu. Ve KODA ile aslında bağım öyle başladı. Sonrasında da devam etti. Ve pandemi döneminde kendime bir vizyon koydum ben. Dedim ki en çok yorulan sektörler, meslek grupları hangileri diye baktığımda eğitimciler ve sağlık çalışanları. Nasıl katkı olabilirim dedim. Tam da yaratıcı drama eğitmenliği bitirme projemde duygusal çeviklik becerisinin yaratıcı drama yöntemiyle işlenmesi üzerineydi. Aslında bu bitirme projemin hedef kitlesi yeni mezun ya da mezun adayı ve genç işsizlik sorunsalıyla karşılaşabilecek olan aslında gençlerin duygusal çeviklik becerisiyle tanışabilmesi üzerineydi. Ancak dedim ki ben bunu hedef kitle olarak sağlık çalışanlarına, hekimlere, işte hemşirelere, ebelere ya da sağlık sektöründeki farklı aslında emekçilere ve öğretmen gruplarına, eğitmen gruplarına uygulayabilir miyim? Tam o dönemde de Points of View, daha önceki yıllarda aslında iç eğitmenlerine yönelik düzenlediği bazı uplifting dediğimiz workshopları dışarıya açma kararı ve böylelikle bütüne bu süreçte katkı olma kararı aldı. Biz de yurt dışındaki aslında uygulamaları Türkçe'ye uyarlamaya başladık. Bunlardan biri yine duygusal çeviklikti. Hem bu yaratıcı drama sürecindeki aslında duygusal çeviklik üzerine yaptığım araştırmalar, okumalar, hem bizim halihazırda Points of View Uplifting workshoplarımız kapsamındaki duygusal çeviklik atölyesinin Türkçe'ye uyarlanması sevgili Nurşen tarafından. Böylelikle dedim ki bu her iki tarafı aslında entegre edebilirim. Ve hemen gittim KODA'nın kapısını çaldım, öğretmen ağının kapısını çaldım, KAHEV'in kapısını çaldım. Dedim ki ben sizin paydaşlarınızı, hedef kitlenizle aslında buluşmayı seçiyorum gönüllük esasıyla. Ve Points of View metodolojisiyle yapılandırılmış duygusal çeviklik atölyelerini gerçekleştirmeye başladım bu süreçte. Çok fazla kişiye ulaştık, katkı olduk. Hem böylelikle yepyeni bir metodolojiyle aslında tanıştılar. Hem pandemi sürecinde duygusal çeviklik yolculuğunda nerede olduklarına ilişkin kendilerini ayna tuttular. Ve aslında yalnız olmadıklarını, tek olmadıklarını,
Hani bu ekosistemdeki ve aslında bu yaşamdaki pek çok insanın benzer süreçlerden geçtiğini ya da benzer süreçlerin aslında onlarda farklı etkilerinin olduğunu, yani yeni bakış açılarının da yeni olasılıkların da var olduğunu ve bunları kucaklayabilmeyi deneyimlemiş oldular. Benim için de çok öğretici bir süreçti. Kendimi hakikaten çok anlamlı hissediyordum her workshop'ı gerçekleştirdikten sonra. Yani iyi ki deyip böyle muhteşem bir şükran hali ve o şükran halinin getirdiği huzur hakikaten tarif edilemez. Ve aslında birazcık böyle KODA, öğretmen ağı ve diğer sivil toplum örgütlerindeki varlık yolculuğum pandemiyle birlikte daha da çok hızlandı. Böyle bir aslında entegrasyon. Alev Topluları programında sorduğunuz için vakfımızın kurucusu Mukaddes Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında 11 Türk gencini yurt dışına gönderirken yazdığı telgrafta aslında bu ismi görüyor ve diyor ki biz de bugünün gençleri arasından kıvılcımları keşfedelim ve onların yarının alev toplarına dönüşümünü destekleyelim. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında 11 Türk gencini daha nitelikli bir eğitim alsınlar diyerek yurt dışına gönderirken Ordinaris Profesör Doktor Sade Irmak muhteşem tedirgin. Hatta Sirkeci Garı'nda çok kararsız olduğu bir anda bu telgraf geliyor ve telgrafı açtığında birer kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri dönünüz anekdotunu görünce hakikaten düşündüklerinden son derece utandığından bahsediyor. Ve bu aslında ilhamla da yurt dışına gidiyor. Hatta hikayeleri Türk Prometeler diye bir kitap vardır, Cumhuriyet'in ilk öğrencileri. Kansu Şarman'ın bir kitabıdır. İş Bankası yayınlarından diye hatırlıyorum. Biz de mezunlarımıza her yıl bu kitabı hediye ederiz. Cumhuriyet'in ilk öğrencileri aslında asıl alev toplarının hikayelerine tanıklık edebilsinler diye böyle gelenekselleşen bir hediye kültürümüz var. Her yıl ÖSYM'nin yerleştirme sonuçlarının açıklamasıyla çıktığımız bir çağrı. İhtiyaç sahibi ve başarılı gençler için. Ardından çeşitli envanterler, yetkinlik bazlı mülakatlar uyguluyoruz. Çünkü bize göre kıvılcım olmanın bir tanımı var. Bu tanım ile ilişkilendirdiğimiz kriterler ve bu kriterleri bizi götürebilecek yetkinlikler var. Bu gençlerin bu yetkinlikler bağlamında ne düzlemde ne aşamada olduklarını aslında gözlemlemeye ve anlamaya çalıştığımız yetkinlik bazlı mülakatlar bunlar. Artık mülakatlarda değerlendirme kurulumuzda mezun kıvılcımlarımız da var. Büyüyen bir ekosisteme dönüşmeye başladık ve programı aslında bu etkinlik bazı mülakatlar sonucunda kabul ettiğimiz belirli sayıda, hakikaten butik sayıda genç, yani çok butik ilerletiyoruz programı birebir takibi mümkün kılabilmek için, gençleri programa kabul ediyoruz ve sonra onlara aslında sadece bursa değil, her yıl belli temalar üzerinden yapılandırdığımız bir eğitim ve gelişim programımız var. Eğitimler, kültürel etkinlikler, çeşitli işte dergi abonelikleri, her yıl kitap hediyeleri gibi çok yönlü aslında bir gelişim alanı yarattığımız bir ekosistemle destekliyoruz. Örneğin geçen hafta Amedeo Soyunu'na gittik hep birlikte. Özellikle pandemi döneminde birlikte bu kültür sanat etkinliklerine katılmayı çok özlemiştik. Her açıdan onları aslında besleyerek ve destekleyerek Alev Topluluğu'na dönüşüm yolculuklarında onların birer kolaylaştırıcısı ve destekçisi oluyoruz. Böyle bir ekosistem yaratabildik. Çok inandığımız bir program. Bugünün kıvılcımları, yarının alev topları söylemiyle hakikaten. Pırıl pırıl gençler, özellikle onların zorlu yaşam koşullarından gelmiş olmaları ve zorlu olarak tanımlanan bu yaşam koşulları karşısındaki duruşları bizim bireysel mülakatlar aşamasında çok odaklandığımız bir nokta oluyor. Hakikaten her birinin çok derin hikayeleri var. Ve onlara katkı olmak, onların o sürecine tanıklık etmek, yani nereden nereye geldiklerini görmek. Ha tabii ki de her katkı alanında bizim bir katkımız var mıdır? Hadi, o da bir soru işareti, ancak insan orada kendisiyle bir bağlantı kurabildiğine mutlu oluyor. Bu şekilde avunuyorum diyebilirim. Yani avunuyorum derken hani avuntu olarak nitelendirilirse evet, ama hakikaten onların o gelişim yolculuğunda bir eşlikçi olmak, bir öğrenme yoldaşı olmak muhteşem bir motivasyon kaynağı bizim için. Özellikle benim için öyle. Sanki kendimi gerçekleştiriyorum. Hani kendi, ben de bir gencim elbette, ancak hani o lise ve üniversite yıllarında belki yapmayı seçtiğim ancak yapamadığım noktalarda onlara ayna tutabilmek çok keyifli. Alev Topları programında bu şekilde devam eden ve desteklediğimiz projelerden biri Çelikel Eğitim Vakfı olarak. Harika, kulağa harika geliyor. Yani bir gerçekten de ülkenin kalkınması açısından düşündüğünüz zaman
bir bireyin bile çok büyük bir katkısı olabiliyor. İşte örneklerini gördük Covid'deki Pfizer aşısının bulan bilim insanlarının Türk olması bize ne kadar hem gurur verdi hem de bir şekilde Türkiye'de bu topraklarda bu kültürle yetişmiş insanların böyle başarıları elde etmesi ve dünyaya böyle katkıda bulunması bizim açımızdan çok hem değerli hem de buna katkıda bulunmuş herkesin, buna pay sahibi olan herkesin gururlanmasına imkan veriyor. Dolayısıyla kesinlikle. Sizi de tebrik ediyorum tekrar bu çabanız için. Çok teşekkür ederim. Ben de bu çabayı paylaşma alanı yarattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu da Rica çok ederim. Kıymetli. Umarım başkalarına da ilham oluyordur. Yani tek şeyimiz o, beklentimiz o. Peki bu şey diyorsunuz, gençlik ve topluluk kolaylaştırıcılığı diyorsunuz. Ben de bir kolaylaştırıcıyım. Ama bildiğimiz kolaylaştırıcılıktan farkı nedir mesela gençlere yapmanın? Gençler için gençlerle birlikte aslında yol alabilmek. Yani burada bu sivil toplum örgütünün bir mütevelli heyeti var, bir yönetim kurulu var ve bu mekanizmaları oldukça işlevsel ve sonuç olarak aslında kaynaklarını ayıran mekanizmalar da bu mekanizmalar başlıca baktığımızda. Ancak gençler için burada bazı modeller ya da uygulamalar geliştirilirken ya da halihazırda yürütülen programların niteliği geliştirilmesi hedeflenirken burada hani tek bir bakış açısıyla değil, yani ben bağış verenim, yani bağışçısıyım, burs verenim gibi bir bakış açısıyla değil, daha kolektif bilince inanan, ortak akla inanan, işbirliğine açık bir yaklaşımla aslında gençler için olan bu uygulamaları geliştirebilmek noktasında o aracı olan kişi, araştıran, sorgulayan, gençleri bir araya getiren, onlardan işte çeşitli komiteler ve yapılar oluşturabilen, sonra onların aslında bu süreçlere uyumlanabilmesi konusunda her türlü hani mentorluğu ve katkı sunabilen rolde olduğum için gençlik kolaylaştırıcısı olarak kendimi isimlendirmeyi çok seviyorum. Hayatlarıyla ilgili herhangi bir konuyla da alakalı bana gelebiliyorlar. Bu Çelikele Eğitim Vakfı'ndaki aslında vakıf yöneticisi kimliğinin çok daha ötesinde burada yarattığımız bir ekosistemle ilgili, bir kültürle ilgili bu. Yani bireysel yaşamlarında da tıkandıkları ya da aşamadıkları noktalarda mentorluk ya da danışmanlık almak istedikleri hususlar da olabiliyor ve ben bunu Çelikele Eğitim Vakfı'ndaki kimliğimle yapmıyorum. Aslında bana hitap ettikleri Tuğba abla kimliğiyle yapıyorum. Öyle söyleyebilirim. İlk başladığım yıllarda vakfın kıvılcımlarıyla aramdaki yaş farkı çok azdı aslında. Yani 2 ya da 3 yaştı. Ve hani onlar da bana Tuğba abla diyordu. Buradaki Tuğba ablanın aslında altını doldurduğu şey şu. Tam da bu kolaylaştırıcılık. Yani Çelikele Eğitim Vakfı'ndaki kimliğim ve unvanımın çok daha ötesinde onların her şeyi konuşabilecekleri alanı onlara sağlayabilmek ve bunun aslında güvenini verebilmek. O nedenle de kendimi gençlik kolaylaştırıcısı olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Yoksa hani vakfın A'dan Z'ye her sürecine katkı olan, her sürecinde var olan biri olarak hani gençlik kolaylaştırıcılığı da çok bunu karşılamıyor baktığımızda. Ancak ben bununla ön plana çıkmayı daha çok tercih ediyorum. Topluluk kolaylaştırıcılığı da aslında gençlerden oluşan ve gençlerle birlikte bizim Çelikele Eğitim Vakfı'nda ve Çağdaş Drama Derneği'nde ve farklı sivil toplum örgütlerinde de o kapsayıcılığı ve çeşitliliği önemsememizden ötürü aslında çok farklı sosyoekonomik, sosyokültürel yapılardan paydaşlarımız var. Dolayısıyla bu paydaşlarla birlikte çalışabilmek hakikaten o topluluğun bir kolaylaştırıcısı olmayı gerektiriyor. O nedenle de topluluk kolaylaştırıcısı olarak da kendimi nitelediğim zamanlar olabiliyor. Harika. Peki yaratıcı dramaya gelmişken nasıl tanıştınız yaratıcı dramayla? Sizi ne çekti yaratıcı dramaya? Ve şu anda aynı zamanda Çağdaş Drama Derneği'nin İstanbul Şubesi'nin yönetim kadrosundasınız. Evet. Benim de eğitim aldığım kurumda. Nasıl oldu sizin başlangıcınız? Ben bir esnaf kızıyım. Ve benim annem ve babamın esnaflık süreci çok inişli ve çıkışlıydı. Çok böyle bugüne kadar kendi işimi kurabilmek, bir yerden aylık düzenli bir gelirimin olması fikri bana her zaman çok daha cazip geliyordu o yüzden. Çünkü anne ve babamın dönemi işte memurların aslında çok daha refah günler yaşadığı dönemler olarak bilinir.
Bu hani bakış açısıyla da baktığımızda çok daha zorlayıcı ekonomik koşullardan geldiğim için böyle kendi işimi kurabilmek, kendi işimi kurduktan sonra o işten aslında bir gelir yaratabilmek bana böyle çok korkutucu ve ürkütücü geliyordu. Ve böyle hayatta kalmakla ilgili hep böyle büyük korkularım vardı. Yani Çelik Eğitim Vakfı olmazsa, Özyeğin Üniversitesi olmazsa ikinci bir mesleğim olsun, ikinci bir işim olsun ki oradan da gelir yaratabileyim ya da İstanbul'dan ayrıldığımda daha küçük bir şehre yerleştiğimde yapabileceğim bir şeyler olabilsin bakış açısıyla her zaman böyle farklı aslında uzmanlık alanlarına, mesleklere ilgi duydum. Ancak Yaratıcı Drama ile tanışmam yine Çelik Eğitim Vakfı vesilesiyle oldu. Samsun'un Kavak ilçesindeki Rıdvan Çeliker Fen Lisesi'nde yürüttüğümüz eğitimde geniş açı programı kapsamında o yıllarda biz bir danışmanlık alıyorduk ve danışmanlık aldığımız kurum daha çok Yaratıcı Drama yöntemiyle yapılandırılmış atölyeleri tercih ediyordu. O zaman ben yaparak, yaşayarak, deneyimleyerek öğrenme, muş gibi yapma, kendiliğindenlik gibi kavramlarla tanışma fırsatı buldum. Ve sonra atölyelerin değerlendirmelerine ve çıktılarına baktığımızda kazanımlara ne kadar çok yaklaştığımızı gözlemleyebilme fırsatım oluyordu. Dedim ki ya bu etkileyici bir yöntem ve işin içinde doğaçlama var. Yani kişinin kendini gerçekleştirdiği de bir alan. Acaba dedim hani ben yaratıcı dramaya dair bir şeyler öğrenebilir miyim? Ve araştırmaya başladım. Yaratıcı dramanın aslında Türkiye tarihçesine baktım. Dedim ki bu konuda otorite kurumlar aslında kimler derken tabii ki de Yolun Çağdaş Drama Derneği ile kesişti. Çünkü Yaratıcı Drama'yı hakikaten Türkiye'ye getiren kuruluş Çağdaş Drama Derneği ve kurucularımız da zaten İnci Hoca ve Tamer Hocamız. Ve o vesileyle Çağdaş Drama Derneği İstanbul Şubesi'nin kapısını çaldım. Başlangıçta niyetim ben ilk üç aşamayı alayım. Dramaya dair teknikleri öğreneyim. Bana ilk üç aşama yeter şeklindeydi. Yalnız bir de ben hep uzun aşama aldım. Hani belki dinleyicilerimiz için de katkı olur. Bazı hızlandırılmış aşamalar oluyor. Böyle bir hafta, iki hafta blok şeklinde sabah akşam dramayla donandığınız. Benim gibi tam zamanlı çalışan beyaz yakalı insanlar için de aslında hani daha bir döneme yayılan, bir bahar dönemine, bir güz dönemine yayılan uzun aşama dediğimiz programlar oluyor. Ben uzun aşamayı seçtim her zaman ki daha rahat aslında zaman ayırabileyim diye. Baktığımızda 3 yılımı vermişim bunun için. Yani hiç ara vermeden aşamaları devam ettim, proje vesaire. Bir yüksek lisans programı gibi adeta aslında. Ve 300 saat zaten yani sırf programın kendisi 300 saat evet. aynen öyle. Ve hani üçüncü aşamaya geldiğimde dedim ki ya şeyi fark ettim ben Mete Bey. Kabım genişliyor, kabulüm artıyor. Yani o dönem işte mindfulness ile ilgili araştırmalar yapıyordum, çeşitli atölyelere katılıyordum. Anda kalmayı yaratıcı dramayla da deneyimliyorsunuz aslında. Ve geçmişteki hikayelerinizle de yaratıcı dramayla yüzleşebiliyorsunuz. Her ne kadar biz yaratıcı dramada aslında psikodramaya girmemeye Kalıcı bir çalışsak tarafımız da olmadığını söylüyoruz, evet. aynen öyle. Çünkü diyoruz ki yaratıcı dramanın sağaltım gibi bir amacı yoktur. Ama şöyle bir gerçek var ki yaratıcı dramanın sağaltıma bir katkısı var. Kesinlikle var. Ben kendi deneyimimde tabii bunu söylüyorum. Yani herkesin deneyimi, yolculuğu, süreci birbirinden farklı. Yepyeni bakış açılarına, yepyeni bakış açısı olarak yaklaşabildiğimi fark ettim. Ne kadar çok kalıplarım, ne kadar çok yargılarım, başka hayatlara karşı ne kadar çok ön kabullerim olduğunu ve bunları artık zamanla bıraktığımı, bıraktıkça genişlediğimi, bıraktıkça kabulümün arttığını gözlemlemeye başlayınca dedim ki her şeyden öte bu bana iyi geliyor. Beni daha iyi bir insan yapıyor. Yani özellikle göç konusunu işlerken oradaki çok farklı yönlerimle yüzleştim. O nedenle dedim ki ben bu yolculuğa devam etmeyi seçiyorum. Ve bunu seçtiğimde aslında derneğin de üyesi olmayı seçtim aynı zamanda. Yani bu komüniteye de aslında kolektif olarak bu kolektif bilince de katkı olmayı seçtim. Ve sonrasında işte ders aşamasını tamamladım. Pandeminin bir hediyesi oldu online proje yazma kampı. Ona katıldım. İşte zaten üçüncü aşamadan itibaren ben bütün aşama bitirme projelerimi hep duygusal çeviklik üzerine yapıyordum. Susan David'le çünkü 2018 yılında tanışmıştım ben kitabıyla, duygusal çeviklik kitabıyla ve dedim ki ben hani üçüncü aşamayı, dördüncü aşamayı duygusal çeviklik üzerine işlersem bitirme projemi aslında daha da derinlikli bir şekilde ele alabilirim dedim. O nedenle üçüncü aşamadan itibaren aslında duygusal çeviklik konusunu da işlemeye başladım yaratıcı drama yöntemiyle. Derken projemi verdim ve sonrasında
Çağdaştırma Derneği İstanbul Şubesi'nin Mart 2021'deki genel kurulunda yönetim kurulu üyeliğine de seçildim. Çok istememekle birlikte Simon oldum. Yani evren adeta diyor ki Tuğba'cığım parayla işin var. bu tarafta da hani derneğin mali sürdürülebilirliği noktasında da tabii farklı süreçlerine de katkı olmaya devam ediyorum. Harika, evet. O yani vakıf tarafını bilmek bu böyle bir şey için çok büyük bir tabii ki bir artı taraf. Evet. Peki, çok güzel. Yani benim de bütün yaratıcı drama geçmişim gözümün önünden geçti. Ama siz çok daha bilinçli bence yaklaşmışsınız ve uzun dönem aldığınız için de herhalde onun da etkisi olmuştur. Peki, o zaman son olarak şeye gelelim. Points of view'a gelelim. Ya evet. Biraz nasıl, nereden çıkmış, nasıl bulunmuş? Oraları biraz geçelim ama esas nasıl uygulandığı tarafında da yani ben de hayal ediyorum yaratıcı dramaya da çok büyük bir şey içerisinde bir projektif teknik olarak hani yani çocuklara da gençlere de herkese uygun olabilecek bir bir şey yöntem bir araçmış gibi görünüyor. Biraz bahsederseniz. Sevgili Efrat ve Yaron aslında Points of View'un kurucuları. Points of View'dan geliyor, çoklu bakış açısı. Oradan ismini alan bir marka. Biri psikolog, biri fototerapist, bir koçluk okulunda tanışıyorlar aslında. Ve o koçluk okulunda tanışmalarıyla birlikte Points of View ve ardından da Points of View markası oluşuyor. Tabii koçluk okulunda ilk tanışmalarıyla aslında gelişen bir marka değil bu. Yaklaşık 2 yıl kadar sonra Pay It Forward filmi, İyilik Yap, İyilik Bul filmini izledikten sonra aslında koçluğun daha ihtiyaçlı gruplara yaygınlaştırılmasıyla ilgili bir amaç üzerinden doğuyor Points of View markası. Bundan daha iyi nasıl olur hakikaten? Ben de şu vesileyle tanıştım Points of View'la. Liseli gençlere 8 yıldır bir mentorluk programı uyguluyoruz biz. Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'ndeki gençlere. Ve bu gençlere yönelik uyguladığımız yönderlik programı uygulaması kapsamında bir yönlen eğitimi, mentor öğrencilere yönlen diyoruz. Bu yönlen eğitiminde sevgili Zeynep Balcı'yla birlikteydik. Zeynep Hanım böyle renkli renkli kartlar açtı ortaya falan filan. Üzerine böyle toplar, renkli renkli toplar serpiştirdi. Ve kartları kapalı kullandı. Yani kişinin seçtiği kartın nasıl bir kart olduğunu bilebilmesi mümkün değil. Ve o kartı daha önce görebilmesi de mümkün değil. Ve şeyi gördüm, gözlemledim. Bu kartlarla muazzam açılımlar sağlıyorduk liseli gençlerde. Yepyeni bakış açıları, yepyeni farkındalıklar. O karta ben baktığımda o kartı yüklediğim anlam, ancak o genç o karta baktığında o kartı yüklediği anlam birbirinden o kadar farklıydı ki sadece onların yaşadığı bir açılım yoktu orada. Benim de yaşadığım çok büyük açılımlar oldu. O gençler ve o kartlar sayesinde ve Zeynep Hanım'a dedim ki Zeynep Hanım ben bu kartları edinmek istiyorum. Nasıl edinebilirim? Dedi ki bu kartları edinebilirsin, sorun değil, kolaylıkla alabilirsin. Ancak metodolojiyi bilmeden bu kartları farklı hedef kitlelere, farklı kazanımlar için nasıl uyarlayabileceğine dair aslında herhangi bir fikrin olmayacak. Derken ben 2017 Aralık diye hatırlıyorum, Points of View ile tanıştım ve uygulayıcı eğitimi aldım. O dönem bir akademi yapılanmamız yoktu. Sadece uygulayıcı olabiliyordunuz. Ülke liderimiz Eliz var, eğitimleri o veriyor. Ve sonra Points of View 2019'da dedi ki biz bir akademiye evrileceğiz. Ve çünkü dünya genelinde daha çok yaygınlaşmayı ve daha çok insana katkı olmayı, daha çok insanın kalbini açmayı hedefliyoruz. O nedenle de bizim kolaylaştırıcılarımızın ve eğitmenlerimizin çoğalması lazım. Ve biz bir akademiye evriliyoruz dedi. Ve 4 aşamadan oluşan bir akademi yapılandırdılar. Bizim aldığımız eğitimi level 1 olarak kabul ettiler. Yani uygulayıcı unvanı aldık. Ve dedi ki biz Türkiye'deki ilk level 2 grubunu açıyoruz. Böylelikle siz bu level 2'yi aldığınızda aslında level 1 eğitimlerini de vermeye lisansınız olacak Türkiye'de. Böyle olunca ben level 2 eğitimini de 2019 Temmuz ayında almaya niyet ettim. Ve hatta benim o dönem param yoktu. Yani eğitim hakikaten maliyetli gelmişti benim için. Dedim ki nasıl para yaparım? Ben bu eğitime katılmayı seçiyorum. Acaba nasıl katılırım? Beni kimler destekler diye. Ben böyle sormaya başlarken bireysel bir fonlama hareketi oluşturdum kendi çevremde. Dedim ki arkadaşlarım, canlarım, ben bu eğitime katılacağım. Ancak benim elimdeki para bu. Beni destekler misiniz? O kadar güzel insanlar biriktirmişim ki hayatımda. Herkes 50-100 koydu ve ben aslında o insanların destekleriyle birlikte bu fonu yarattım ve Level 2 eğitimine katıldım.
Ve hemen ardından aslında Level 2'ye ilişkin yükümlülüklerimi tamamlayarak da Türkiye'nin ilk practitioner'ı oldum. Ve aslında daha çok gönüllülük esasıyla Points of View metodolojisi üzerine yapılandırılmış atölyeler gerçekleştirme fırsatım oldu. Ve sonrasında da zaten pandemi geldi çattı. Pandemide de aslında dijital ortamda biz bu Level 1 eğitimlerini nasıl verebiliriz derken Points of View fototerapi ve koçluk temeline dayanan bir metodoloji üzerine geliştirilmiş. Dolayısıyla fotoğrafların ve aslında bununla birlikte soruların ve kelimelerin gücünü de kullanıyor. Fototerapik kartlar olduğu için aslında kişinin açılımını muhteşem kolaylıkla sağlayabilen bir metodolojiye de sahip bununla birlikte. Şimdi şöyle düşünün, evrende sonsuz olasılıklar var ve biz aslında bulunduğumuz alandan sadece belli başlı olasılıkları görme fırsatına sahibiz. Ne zaman ki bu alanda bir değişiklik yapıyoruz, farklı bir alana geçiş yapıyoruz ya da farklı bir alandan aslında bulunduğumuz noktaya bakıyoruz, yepyeni olasılıkları keşfediyoruz. Ancak bununla ilgili bir harekete ihtiyacımız var. Yani bulunduğumuz yerden yeni olasılıkları keşfedebilmemiz, fark edebilmemiz ve bu yeni olasılıkları alıp kabul edebilmemiz çok mümkün değil. Çünkü bulunduğumuz yerden belli başlı olasılıkları görüyoruz ve diğer olasılıkları görmekle de ilgili bir direnç gösteriyoruz. Tam da bu noktada Points of View bize bu hareket alanını sağlıyor. Yeni olasılıkları ve yeni bakış açılarını aslında keşfedip bunlarla derinleşebilmeyi ve bunlarla genişleyebilmeyi sağlıyor. Ve kışkırtıcı bir tarafı da var. O güne kadar belki itiraf edemediğimiz gerçeklerin de gün yüzüne çıkmasını da teşvik ediyor. Dolayısıyla aslında Points of View metodolojisini rahatlıkla uzmanlık alanınız her ne olursa olsun, iletişim alanında çalışmalar yapan bir eğitmen de olabilirsiniz. Müzakere teknikleri üzerine çalışan bir uzman da olabilirsiniz. Ya da takım çalışması ile ilgili derdi meselesi olan bir eğitmen de olabilirsiniz. Her ne olursa olsun uzmanlık alanınız ve çalışma konularınız aslında Points of View metodolojisi üzerinden yapılandırdığınız atölyelerle ya da danışmanlıklarla danışanınıza, hedef kitlenize, paydaşlarınıza çok daha yaratıcı, çok daha genişlik sağlayan bir katkı ve çıktı yaratabilmeniz mümkün oluyor. Siz yapmıyorsunuz bunu. Bu noktada biz tamamen kolaylaştırıcıyız. Biz sadece alanı yaratıyoruz ve Points of View metodolojisi zaten işi görüyor. Yani şey diyorlar, wow işte muazzamdı. Ya bu kart bana bilerek mi geldi? Hayır, öyle bir şey yok aslında. Fototerapik olduğu için aslında kişi zaten bilinç altında sakladığı bazı şeyleri bilince çıkarabilme ve onu o ekosistemdeki kişilerle ve paydaşlarla paylaşabilme fırsatı yakalıyor. Ve o gerçeklikle yüzleşmesi de wow, bu kadar tesadüf olamaz. Ya bu tesadüf değil, kesinlikle bu kart benim için saklandı gibi aslında çıktılar almamıza da neden olabiliyor. Tabii özellikle hani koçluk camiasındaki profesyonellerin tanıdığı, bildiği bir yöntem, ancak ekosistemimizde branş öğretmenleri, PDR uzmanları, sınıf öğretmenleri, pek çok aslında uzman var. Terapistler, psikologlar. Dolayısıyla herkes kendi alanını kolaylıkla uygulayabiliyor. Ben örneğin kıvılcımlarımızın akademik başarı ile ilgili sorun yaşayan kıvılcımlarımızla yıl sonunda birebir değerlendirme görüşmeleri yaparız biz. Bu karşılıklı bir görüşme yöntemine dayalıdır. Yani nedir, nasıl gidiyor, ne oluyor, hayatında ne olup bitiyor, bizim katkı sağlayabileceğimiz bir alan var mı diye. Çünkü hani program kapsamındaki devamlı koşullarından biri de bir akademik başarı. Ve bir dönem şeye niyet ettim. Evet, ortada bir akademik başarısızlık var ama bu akademik başarısızlığın altında yatan kök neden ne? Kişi bunu fark etmedikçe akademik başarısında olumluya giden bir ivme söz konusu olamaz. Hani bu gerçekçi olmayacak. O nedenle Points of View'nun Punctum ismini verdiğimiz oyunu üzerinden yapılandırdığım bir seans yaptım her birine. Ve kök nedenler ortaya çıktı. Kök nedenler ortaya çıktığında alınacak aksiyon planı netleşti. Aksiyon planı netleştiğinde aslında bu gençlerin bir dönem içinde akademik başarılarının ne kadar yükseldiğini gözlemledik. Muazzam. Muazzam bir şey. Yani tüm koçluk, mentorluk, yönderlik, kolaylaştırıcılık süreçlerinizde ya da bir eğitmen olarak aslında hedef kitleniz her kim olursa olsun kazanımlarınıza göre
Point Software metodolojisinden destek alarak kazanımlarınıza ve katkı olmak istediğiniz alanları size kolaylıkla ulaştırabilen bir metodoloji hakikaten. Deneyimledikçe genişlediğiniz bir alan. Yaratıcı dramada da olduğu gibi. Yani her ne kadar biz o eğitmenlik sürecini tamamlasak da yaratıcı drama metodolojisiyle yapılandırılmış atölye deneyimlerine sahip oldukça, yeni atölyeler deneyimledikçe, yeni atölyelerin katılımcısı oldukça genişleyebiliyoruz. O nedenle ben Point Sofio'yu çok farklı hedef kitlelerini uygulayabilme fırsatı bulmuş biri olarak, Şile'nin Ovacık Köyü vardır. Orada bir Ovacık Derneği var. Bir Ovacık Derneği'nin kadınlarını uyguladım ben. Orada erişte atölyeleri yapan, ata tohumundan tarım yapan kadınlarla bir araya geldik. Ve aslında o derneğin sadece onları ekonomik açıdan kalkındıran bir dernek olmasının ötesinde sosyal olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri bir alan oldukları alan olduğunu keşfedebilmelerine katkı sağlayan bir atölye gerçekleştirdik biz. Ve o feraceli, örtülü kadın grubumuzda da muhteşem kazanımlarla ayrıldık. Hatta öyle etkisi olan bir atölye oldu ki Point Sofio Global dahi bu atölyeyi paylaştı. Ardından Point Sofio Çin, Point Sofio'nun farklı ülkelerdeki temsilcileri de paylaştı. Çünkü o fotoğraf, tam da o kadınlarımızın elinde tuttuğu o The Coaching Game kartları, hakikaten Point Sofio metodolojisinin ve araçlarının ne kadar kapsayıcı olduğunu gösteren bir andı, kareydi hakikaten. Her hedef kitlede, her grupta hakikaten işliyor kartlar. Bunu hani mühendis gruplarından, mavi yakalı teknisyen ve teknikerlere, liseli gençlerden, üniversiteli gençlere hem birebir seanslarda hem de gruplara yönelik atölyelerde deneyimlemiş biri olarak çok keyifle söylüyorum ve paylaşıyorum. Size de birey olarak da aslında muhteşem açılımlar yaratan bir kart. Peki, o zaman bitirmeden önce Değer Artman'ın formülünü soracağım. Ya evet. Bir daha sormuştum Başal için. Ben yaklaşık 3-4 yıl kadar önce cenazemi düşündüm. Dedim ki nasıl bir cenaze olsun? Cevap kalabalık geldi. Sonra Zeynep Hanım'a döndüğümü sordum. Zeynep Hanım'ın bireysel hayatta da benim çok sık görüştüğüm, mentorluk desteği aldığım profesyonel bir koç. Hakikaten bana katkıları çok büyüktür. Dedim ki bu ego mu? Egodan mı geliyor bu? Yani nedir bu cenazenin kalabalık olma istekliliği yani? Hayır dedi, bu senin yaşam amacın. Öyle olunca bir aydınlanma hissettim. Sonra sorular sormaya devam ettim ve bu soruların cevapları zamanla geldi bana. Yani o anda cevaplamadım. Aynı zamanda Access Consultation sisteminin kolaylaştırıcısı ve eğitmeninde olduğum için soruların gücüne biz çok inanırız ve soruların yepyeni olasılıklar ve cevaplar getirdiğini düşünürüz. Sorarız ve bırakırız, cevaplamayız. Zamanla onlar algımıza gelir aslında. Nasıl bir kalabalık olsun? İnsanlar benimle ilgili ne konuşsunlar, ne desinler? O zaman o soruyu sordum. Sonra bana cevaplar gelmeye başladı. Tuğba abla da bana şunu kattı. Tuğba vesilesiyle de şunu öğrendim. Tuğba'yla da şöyle güzel bir anımız var diyen aslında insanların var olduğu bir topluluk. Ah, vah. O nedenle tabii uzun ve sağlıklı bir ömrü seçiyorum. ve arzu ediyorum ki hakikaten birbirimize iyi şeyler kattığımız ve birbirimize iyi şeyler kattığımız için birbirimizi şükran duygusuyla andığımız İnsanların yaşamında her geçen gün artarak devam etmesi. Bu da nasıl olabilir diye baktığımda farklı araçlar var aslında. Yani Point Sofio da bu araçlardan biri. Yani ben kendi kişisel çevremde de Point Sofio seansını çok fazla arkadaşım uygulayabilme fırsatı buldum. Bohçacılar gibi işte açıyorum hemen The Coaching Game oyununu. Hayatında çözemediği bir soru mu vardı? Tıkanmışlık mı yaşıyor? Yeni bakış açılarını ve yeni olasılıkları görmeye mi ihtiyacı var? Okey, muhteşem The Coaching Game'in süreç haritaları var. Açıyorsunuz, bireysel seanslar da yapabiliyorsunuz. Ve bu bireysel seansları verdikten sonra yaptıkları seçimleri değiştiren insanların var olduğunu da görebildim ben kendi yaşamımda. Yani dolayısıyla bunun pek çok araç ve yöntemi var bence. Bu insanları yaşamımda biriktirebilmenin pek çok araç ve yöntemi var. Ben işte bu araç ve yöntemleri kendime katmaya devam ediyorum. Bu kimi zaman Point Sofio, kimi zaman yaratıcıdır ama kimi zaman sadece abla kimliğimle var olmak, kimi zaman kardeş kimliğimle var olmak. Ama aslında bir kolaylık olabilmek. Çok sevdiğim de bir hadis vardır. Zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız.
müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz diye. Bence kolaylaştırıcılık felsefemiz de oradan geliyor sanıyorum. Hani baktığımızda çok anlamlı bulduğum ve bana böyle çok hafif gelen bir hadis hakikaten, bir söz. O yüzden çok kıymet veriyorum. O nedenle ne kadar çok insan hayatında kolaylık olabilirsem, ne kadar çok insan hayatında katkı olabilirsem, sanırım benim için değer yaratmanın formülü bu. Katkı ve kolaylık olabilmek ve bana da başkalarının katkı ve kolaylık olabilmesi. Vallahi yani bir tesadüf değil tabii, çok ortak yollardan geçmiş olmamız bana da çok rezone etti yani bu söyledikleriniz kesinlikle. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet, aynen. Peki o zaman şimdi bence birçok insan çok merak etti. Tuğba Çal'a nasıl ulaşalım? Sanıyorum yakın zamanda bu Point of View'nun da bir şeyi var. Bir evet, eğitimi evet. Var. Hı-hı. Biraz ondan bahseder misiniz? Nasıl ulaştın insanlar? Ne zaman, nasıl, nereden bulaştınlar? Beni Instagram ve LinkedIn'den kolaylıkla takip edebilirler. Instagram hesabım Tuğba Ca'a. 2 U ve sondaki A 2 A şeklinde. Ben linkini koyarım. Evet, çok teşekkür ediyorum. LinkedIn'de de Tuğba Çal olarak varım. LinkedIn'den de her zaman benimle etkileşime geçebilirler. Biz Points of View Level 1 eğitimlerini talep oldukça, katılımcı talebi geldikçe kolaylıkla açabiliyoruz. Hem çevrim içi ortamda hem de yüz yüze sınıflar şeklinde. Yani fiziki olarak aynı ortamda bulunarak da açabiliyoruz. Mayıs ayında bir sınıf açmaya niyetlenmiştim. O sınıfı öne çektik. Aslında bu akşam Level 1 eğitiminin ilk dersi, ilk sınıfı olacak. Cumartesi ve pazar günleri de devam edecek. Katılımcılarımız hazır. Eğitim kitleri ve oyunları ellerine ulaştı. Çok heyecanlılar. Bir taraftan da onun hazırlıkları devam ediyor. Ancak talep geldikçe, tekrar ettiğim gibi, talep geldikçe de biz Mayıs ayında da, Haziran ayında da, yani hiç önemli değil zaman ve mekan, kolaylıkla Level 1 eğitimlerini açmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. O yüzden Points of View metodolojisini tanımak, The Coaching Game ve Punctum araçlarını edinmek isteyenler olursa ve bu araçları kendi aslında uzmanlık alanlarına katmayı seçenler olursa, her zaman kapım açık, bana yazabilirler. Mail gönderebilirler. Instagram ve LinkedIn'den ulaşabilirler. Seve seve yardımcı ve katkı olmaya çalışırım. Çok çok teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. Bu bilgiler için ve ilham için. Çok sağ olun. Bu podcast'te tasarım odaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından, kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni, kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgi duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam, güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.